Yani hoca efendiler, meslektaşlarımız genelde namaza başlamadan önce artık bir klişe olarak şöyle söylerler. Safları sık ve düzgün tutalım. Lütfen cep telefonlarımızı kapatalım. Birçok cemaatimiz kapatır ama bazen unutanlar veya bu çağrıya çok fazla kulak asmayanlar da oluyor. Telefon da çalıyor hocam. Çalar. Değişik değişik müzikler de var. Yani sustursam bir türlü, susturmasam bin türlü. Ne yapalım, ne tavsiye edersiniz? Yani tavsiyem şöyle, bir defa bu müzikleri bir dengeli bir müzik koymak lazım. Memleket havası diye adam e, her türlü müziği koyuyor diyelim. Hani gıgıdı çalıyor. E, yahut falanca vilayetten oranın bir müziğini biraz da yüksek sesle ne yapmış? Kendisine ayarlamış. şu aksilik de bu. Tam da namazın ortasında çalar. Haydi bakalım bilmem ne oyun havası. Ee, ne olacak? Cemaat namaz mı kılacak? Bütün Yoksa, şey bozuluyor. Efendim oyun mu oynayacak? Çok kötü bir durum oluyor. Bazen böyle anormallikler var. Öncelikle bu ıı, telefonları yani şöyle etrafı rahatsız etmeyecek tarzda namazda başka Hı -hı. zamanlarda onu ayarlamak lazım. Fakat cemaatimiz içinde yaşlı insanlar da var. E, duyma melekesi az olan insanlar da var. O ne yapıyor? Mecburen sesini yüksek tutuyor telefonun. O onun için yüksek değil ama sizin için nedir? Yüksektir. Fakat e, soruyu soran kardeşim genç, belli, delikanlı birisi. O e, bizim dediğimizi yapabilecek durumda. Yani yaşlı amcamıza bunu söylesek bile biraz zor. E, yapılacak hadise şudur. Bir ameli kesir ifadesi var. Ameli kesir ne demek? Bunun tanımı yapılmış. Mesela saçınızı ıı, kaşıyorsunuz, başınız kaşında. Şöyle üç defa peş peşe kaşırsanız bunu ameli kesir kabul ediyor bazı alimler. Tek elle yapacağınız bir işi iki elle yaparsanız, onu amel-i kesir kabul, eden, yani kabul edenler de var böyle. Ama genel kabul nedir? Dışarıdan bakan birisi, ya bu namazda değil herhalde Ozan'la kapılmayacak. Ozan'la kapılıyorsa o namaz olmuyor anlamına gelir. Bizim telefonlarla ilgili bazıları Resulullah Aleyhisselam'ın torununun sırtına alıp indirmesi, kaldırmasına kıyasla ya alır efendim basar düğmeye cebine kor gibi şeyler söylüyorsa da onlara biz e, yani e, öyle fetva işte olmaz. biraz abartı diyoruz. gibi hocam. Abartı o. Yani Arabistan'la karşılaşıyoruz. Adam elini alıyor. Kim aramış ona bakıyor. Şöyle sonra düğmeye basıyor, cebine koyuyor. Namaza devam. Ee, ya işte Araplar böyle yapıyor falan diyorsun ama e, o insan dinini o kadar biliyor mu bilmiyorum. Ameli kesir noktasında bütün mezhepler ittifak halindedir. Ama ne ameli kesirdir o noktada? Bazı farklılıklar olabiliyor. Tavsiyemiz nedir? Şimdi telefon nerede? Şu cebinizde değil mi? Tek parmakla basıp, bakınız tek elinizle parmakla basıp sesi kesiyorsan problem yok. Tıpkı kulağın kaşınması gibi telefonda mı He, kaşınıyor? Yani ne diyebilir miyim? saçını kaşıyacaksın. Onun da usulü var aslında. Hocalık burada belli oluyor. Ameli kesir olmasın diye mesela şöyle biraz kaşırsın. Dur. Üç olmadı bak. Yani bunlar şeyde yazar, ilmihalde yazar ama bunu ee, sadece bilgi olsun diye verdim Eyvallah. ben. Yani kaşınmak bile namazda biraz dikkat edilmesi gereken husus oluyor. Çünkü kad eflahul mu'minun ellezihum fi salatihim haşion deniyor değil mi? Evet. Namazda huşu içinde olmak lazım. Demek ki tek parmakla basıp kapatabiliyorsanız bu zarar vermez. Ama cebimden çıkarayım. Basayım derseniz o benim kanaatim namaz olmaz. İade etmek lazım. Yani çok küçük hareketlerle telefon susturabiliyorsak susturalım. Ee, peki öyle bir müzik ki cemaati oynatıyor. Ee, öyle de devam edemez. Uzun bir namaz. Susturamıyor da. O zaman namazı bozacak. Sırf cemaati kurtarmak için. Efendim onu kesecek. Sonra hocaefendiye tekrar uyar. Kaldığı yer neredeyse kalan kısmını selamdan sonra tamamlamak suretiyle cemaatin namazında böylece kurtarır.